ET360'dan merhaba. Bugün 22 Aralık Cuma, artık haftanın son iş günü. Günün öne çıkan haberlerine birlikte bakacağız ama önce manşetler. Şimdi 31 Mart yerel seçimler için artık geri sayım sürüyor. AK Parti'de ve MHP'de aday belirleme mesaisi var. Erdoğan parti teşkilatlarıyla il il nabız yoklaması yapıyor. Dün de CHP 126 adayını açıkladı. Önemli isimler var. Partilerden gelen açıklamalara birlikte bakacağız. Bir diğer mesele ise Kızıldeniz. Gazze şeridindeki saldırıların etkileri bölgeye yayılır mı yayılmaz mı tartışmasını çokça yürüttük. Evet, artık Gazze şeridindeki saldırıların etkileri bölgeye yayıldı. Hatta küresel sonuçlar doğurdu. Ülkeler ticaretin sekteye uğramaması için yeni rotalar ya da çözüm yolları aramaya başladı. Peki bu rota değişikliği ya da alternatif çözümler Türkiye'ye avantaj sağlar mı? Sağlarsa nasıl bir avantaj sağlar? Uzman konuklarımıza soracağız. Bir diğer başlığımızsa gizli fon dolandırıcılığının bir numaralı sanığı Seçil Erzan'ın mağdurları arasında iki isim daha eklendi. İddiaya göre Seçil Erzan'ın hasta olan bir müşterisine ve annesinin doktorunu da dolandırdığı belirtiliyor. Bu soruşturmanın detaylarına, son durumuna da bakacağız. Ben Dilek Gül, HT360 başlıyor. Üzücü bir haberle başlıyoruz. Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan bir servis kaza yaptı ve çok sayıda öğretmen yaralandı. Kaza Siverek ilçesinde meydana geldi. Öğretmenleri taşıyan servis aracı yoğun sisin olduğu yolda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şimdi AK Parti aday belirleme mesaisine devam ediyor. Bu mesai hafta sonu İstanbul'da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında cumartesi günü Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ ilgili temayül yapılacak. AK Parti ve MHP heyetleri arasındaki 13. buluşma ise geride kaldı. Gözler yeni haftada bir kez daha liderlere çevrilecek. Temayül toplantıları hafta sonu da devam edecek. AK Parti ve MHP heyetlerinin 13. buluşması sonrası gözler gelecek hafta liderlere çevrilecek. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Genel merkezde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 2 haftadır devam eden toplantılarda 15 büyük şehrin nabzı tutuldu. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon görüşüldü. Aday belirleme mesaisi hafta sonu İstanbul'da devam edecek. Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ'da teşkilat mensupları ve milletvekilleriyle temayül yapılacak. AK Parti ve MHP arasındaki işbirliği görüşmelerinin ise 13.sü gerçekleşti. Gelinen aşamada iki parti 30 büyük şehirde ortak aday çıkaracak. Mersin ve Manisa MHP'ye bırakılacak. Kalan 28 şehirde ise AK Parti kendi adayıyla seçime girecek. Türkiye genelindeki işbirliği tablosuna gelince, edinilen bilgiye göre 51 ilin 47'sinde AK Parti, 4'ünde MHP aday çıkaracak. Böylelikle AK Parti 28'i büyük şehir olmak üzere toplam 75 ilde seçime girmiş olacak. İstanbul ve Ankara'nın ilçelerinde de çalışma tamamlandı. İstanbul'da Silivri ve Beşiktaş'ın, Ankara'da ise daha önce AK Partili olan Karecik Belediyesi ile birlikte Etimesgut, Gölbaşı, Elmadağ ve Polatlı'nın MHP'ye bırakıldığı öğrenildi. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Peki adaylar ne zaman açıklanacak? Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu büyük şehirlere yönelik açıklamanın Ocak ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Şimdi muhalefet kanadındaki tartışmaların, siyasi tartışmaların odağındaki bir isim Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, CHP'nin adayları ne zaman belli olacak sorusuna çalışmaların sürdüğünü biliyorum dedi. Hem genel merkezimizde hem İstanbul İl Başkanlığımızda ve elbette ki bizim Büyükşehir Belediye'miz olarak geçirdiğimiz 4,5-5 yıldaki deneyimlerimizle aktardığımız çalışma merkezleri var. Bu anlamda
çok hassas ilerlendiğini biliyorum. Dün itibariyle de parti meclisimizin takdiriyle İstanbul'da, Fatih'te Mahir Polat arkadaşımız, yine Pendik'te de Tarık Balyalı arkadaşımız adaylığa layık görüldüler. Kendilerine başarılar diliyorum. Umut ederim ki çok geçmeden, yıl bitmeden, yani bu 3 ayın en güçlü şekliyle kampanyada değerlendirildi ki bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmediği ama çok büyük nüfusa sahip ilçeleri de ayrıca çok önemsiyorum. Hızlıca adaylar belirlenir. Bu yönde çalışmaların sürdüğünü biliyorum. Siyasi partilerde yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. YSK'dan da seçim verisi genelgesi geldi. İki ayrı genelge bu. Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusulaları siyasi partiler tarafından anlık olarak takip edilebilecek. Talep halinde her siyasi partiden 10 kişi bu sistemi kullanabilecek. Sandıklar açılacak. Siyasi partiler sonuçları anlık olarak takip edebilecek. Partiler aday tespiti ve yöntemlerini bildirecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2024 yerel seçimlere ilişkin genelgeleri resmi gazetede yayımlandı. Genelgeye göre siyasi partiler diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'yla aynı zamanda takip edebilecek. Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusulaları Yüksek Seçim Kurulu'nun sisteminden görüntülenebilecek. Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek. Sandık sonuçları paylaşım sistemindeki sonuçlar geçici sandık sonuçları olacak ve itiraza gerekçe oluşturmayacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen süre bitimine kadar siyasi partilerci teşkilatlarına ve üçüncü kişilere gönderilmeyecek. Kamuoyuna açıklanamayacak. Siyasi partiler web servis metoduyla sandık sonuçlarına, web uygulaması metoduyla da sandık sonuçlarıyla imzalı tutanaklara erişim sağlayabilecek. Partiler seçim günü sandık sonuçlarını bilgisayara kaydetme imkanına da sahip olacak. Yüksek Seçim Kurulu ayrıca siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de bir genelge yayımladı. Seçimlere katılacak siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarına ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na bilgi vermesi gerekiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay için ikinci kez verdiği hak ihlali kararını değerlendirdi. Anayasanın uygulanmasından sorumlu kurumlarımız yine bir tarihi sınavla karşı karşıya dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı Akşener. Alınan bu yeni karar, devletin kurumları arasındaki çatışmayı sonlandırmak için bir fırsattır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu konudaki karar merceğinin kendisi olduğunu dikkate alarak bir an önce gereğini yapmalı ve bu kriz derhal çözülmelidir. Gelin Türk milletinin vicdanının, hakkının ve hukukunun yanında durun ifadelerini kullandı. Akşener, anayasada ve mevzuatta dahi kaynağı bulunmayan bir uygulamayla devlet organları arasında çatışmaya yol açacak olan bu krizi daha fazla derinleştirmeyin, milletimizi de suni gündemlerle ve krizlerle daha fazla meşgul etmeyin dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yıl töreninde konuştu. Son dönemde Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirtti Şimşek. Ekonomimize güven artıyor, 2024'te dünyadan daha hızlı büyüyeceğiz diye konuştu. Önümüzdeki dönemde orta vadeli programın uygulanmasıyla birlikte ekonomimizde öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Hemen hemen her alanda bir güven var ve Türk lirası varlıklara ciddi bir talep var. Biz eğer birikimlerimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını güçlü bir şekilde sağlamamız lazım. Son aylarda aylık enflasyonda bir ivme kaybı söz konusu. İnanıyorum ki 2024'te bu daha da ivme kazanacak
ve böylece tabii ki sermaye piyasalarımızın da çok daha güçlü bir şekilde önü açılmış olacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 874.3 milyar liraya yükselirken mevduat faizi de %52'yi aştı. Merkez Bankası, bankacılık sistemini Türk lirasını cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor. Bu bağlamda faizler arttı, Türk lirası mevduata dönüş hızlandı. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 15 Aralık'la biten haftada 270,5 milyar lira artış kaydetti. Mevduat 14 trilyon 874,3 milyar liraya çıktı. Mevduat faizleri %52,2 seviyesine çıkarken ticari kredi faizleri %52,4 seviyesini gördü. İhtiyaç kredisi faizleri de ortalama %61,7 seviyesine çıktı. 15 Aralık'la biten haftada bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat %3,09 yükselişle 8 trilyon 529 milyar liraya, yabancı para cinsinden mevduatsa %0,87 artarak 5 trilyon 734 milyar liraya ulaştı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam geldi. Benzine gelen zamın ardından bir zam kararı da motorun için alındı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Böylelikle İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 37 lira 11 kuruşa çıktı. Benzinin litre fiyatındaysa değişiklik yaşanmadı. Benzinin litre fiyatı 20 Aralık'ta yapılan 1 lira 48 kuruşluk zamla 34 lira 50 kuruşa çıkarılmıştı. Şimdi gizli fon dolandırıcılığının bir numaralı sanığı Seçil Erzan'ın mağdurları arasına iki isim daha eklendi. İddiaya göre Seçil Erzan'ın eşi olan hasta bir müşterisini ve annesinin doktorunu da dolandırdı. Doları buhar olanlar arasına yeni mağdurlar katıldı. Seçil Erzan'dan şikayetçi olan iki isim için daha iddianame düzenlendi. Erzan'ın annesinin doktoru ve eşi hasta olan müşteri şikayetçi oldu. Seçil Erzan'dan şikayetçi olan ilk isim Nuray Şengüller. Şengüller, eşinin rahatsızlığı nedeniyle sürekli bankadaki birikimlerini çekiyordu. Bu durum Erzan'ın da dikkatini çekti. Seçil Erzan, iddiaya göre Nuray Şengüller'i gizli fona para yatırması için ikna etti. Şengüller verdiği ifadede 5 milyon lira ve 56.600 doları Erzan'a elden teslim ettiğini söyledi. İddiaya göre Seçil Erzan, Şengüller'e ait iş hanının satışı için de ikna etmeye çalıştı. Fonda açık var diyerek iş hanını satın telkininde bulundu. Nuray Şengüller, kendilerine miras kalan iş hanını satıp parayı Seçil Erzan'a verdiğini belirtti. Her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Annesinin doktoru da Seçil Erzan'ın radarındaydı. Kardiyoloji uzmanı Deniz Güzel, savcılığa verdiği ifadede Erzan'a 125 bin dolar kaptırdığını söyledi. Erzan bu parayı iddiaya göre Nazlı Can aracılığıyla aldı. İki şikayetçinin başvurusuyla hazırlanan iddianame ana davayla birleştirildi. Böylece müşteki sayısı 21'e yükseldi. 29 yaşındaki Gözde Karamus boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından parkta öldürüldü. Gözde'nin babası kızının işkence gördüğünü, bu nedenle kendilerine sığındığını söyledi. Gözde boşanmak üzere olduğu eşinin kurşunlarının hedefi olurken annesiyle telefonda görüşüldü. Benim evimin karşısındaki parkta kızın kafasına sıkıyoruz. Canlı canlı öldürdü annesi. Telefonda dinliyor ya öldüğünü ya. Evimiz 50 metre ya, parkın içinde öldürdü ya. Ölümüne telefonda konuştuğu annesiyle tanık oldu. Babası o anları gözyaşları içerisinde anlattı. Gözde Karamus'un yıllardır gördüğü işkencenin sonu cinayet oldu. Parkta eşi tarafından öldürüldü. Kızım da bir ayrılmak istiyordu çünkü cehennem hayatı yaşatıyor ya. İşkenceyle dövüyor, sıcak su damlatıyor üzerine, dinlenip dinlenip dövüyor kızımı ya. İzmir'de yaşayan Gözde Karamus 3 yıl önce Serdar Karamus'la evlendi. İddiaya göre Gözde Karamus eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ailesinin yanına yerleşti.
Boşanma aşamasındaki çift Karşıyaka ilçesinde bir parkta karşılaştı. Sen çalışmıyorsun, benim kızımı dövüyorsun ya. Sen işkence düzeyinde dövüyorsun benim kızıma ya. Vahşet bu ya, bu vahşet ya. Böyle vahşet mi olur ya? Serdar Karamuz kadını sırtından ve başından vurdu. Annesiyle telefonda konuşurken de öldürdü ya. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından intihar girişiminde bulunan katil zanlısının durumu ağır. Şu kadarcık bir mesafede öldürdü kızımı ya. Şimdi İstanbul'da rüzgarlı bir hava var. Yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. AKOM'un da uyarıları var. Fırtınaya karşı tedbir alınması yönünde uyarıda bulunuyor. Şimdi Yalın Onat Ergör'e bir gidelim. Detayları Yalın'a aktaracak. Yalın, sendeyiz. Evet, şu anda rüzgarlı ve yağışlı bir hava var. Bu saatten itibaren o rüzgar başladı ama etkisini yarın öğlen saatlerinden itibaren arttıracak ki saatte 50 kilometre ile 80 kilometre hıza çıkması bekleniyor. Bazı bölgelerde, özellikle de İstanbul'un batı bölgelerinde, batı noktalarında rüzgarın şiddeti 50 ile 80 kilometre hıza çıkacak saatte. Yine ben tabii uyarıları kontrol ettiğim zaman yağışlı bir hava beklenmiyor. Yine bugün olduğu gibi yağış kendisini biraz gösterecek yarın ama bu çok etkili bir yağış, yani yağış artı fırtına olacak demiyoruz. Fırtınaya karşı AKOM uyardı ve özellikle de çatı uçması, tabela uçması gibi olumsuzluklara karşı yapıldı bu uyarı. Yine vatandaşların da önlem almaları istendi. Bir diğer önlemse aslında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Budo seferlerinde oldu. 8 Budo seferi iptal edildi. Yarın beklenen fırtına nedeniyle Bursa-İstanbul arasındaki seferlerde iptal edildi. Yarınki fırtınaya karşı tabi uyarılarını tekrarlıyor bir yandan da uzmanlar. Çünkü gerçekten hızlanacak bir rüzgar bekleniyor yarın. Yani bugün başladı diyoruz ama yarından itibaren daha yüksek seviyelere çıkacak o rüzgarın şiddeti, ki şu anda da hissettiriyor. Okey. Gazze'de açlık var ve bu açlık krizi her geçen gün derinleşiyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı yarım milyon insanın felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'a göre ise Gazze'nin %90'ından fazlası açlık çekiyor. Gazze bir yandan İsrail bombaları, bir yandan açlıkla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Gazze'deki 576 bin kişinin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler'in raporunda Gazze'deki 4 haneden birinin şu an aşırı açlıkla karşı karşıya olduğu belirtildi. Yeterli gıda, temiz su, sağlık ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık riski var denildi. Gazze'lilerin %26'sının gıda kaynaklarını ve başa çıkma kapasitesini tükettiğini ve felaket düzeydeki açlıkla karşı karşıya olduğu vurgulandı. Mevcut yoğun çatışma ve sınırlı insani erişim durumunun devam etmesi halinde gelecek 6 ay içinde kıtlık yaşanma riskinin bulunduğu kaydedildi. Dünya Gıda Programı'nın Gazze'ye yönelik son gıda güvenliği analizi raporunda da Gazze nüfusunun tamamının krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğu bildirildi. Gazze'deki insanların Birleşmiş Milletler personeline günlerini çoğunlukla yemek yemeden geçirdiklerini ve birçok yetişkinin de çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kaldıklarını söylediği aktarıldı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'sa verilere tepki gösterdi. Gazze'nin %25'inin değil %90'ından fazlasının aşırı açlık çektiği belirtilirken ateşkes olmadığı sürece kıtlık riskinin artacağı uyarısı yapıldı. Şimdi Kızıldeniz'i konuşacağız. Gazze şeridindeki saldırıların, bülteni açarken de söylemiştim, küreseli ne kadar etkileyip etkilemeyeceği en başından beri tartışmalı bir konuydu. Ama artık bu saldırılar
küresel sonuçlar doğurmaya başladı. Ülkeler ticaretin sekteye uğramaması için yeni rotalar, anlaşmalar ve işbirlikleri halinde. Tabii burada Husilerin saldırısı var. Çözüm yolları aramaya başlıyorlar. Özellikle ticaretin sekteye uğramaması için. Bir haritamız var. Ona bakalım. Kızıldeniz'de ne oluyor? Neden önemli burası? Husiler ne yapıyor? Kızıldeniz'in önce bir haritanın etrafında kimler var onları anlatayım size. Kızıldeniz'in doğusunda Suudi Arabistan ve Yemen. Güney ve batıda da Eritre, batıda Sudan, kuzey ve batıda da Mısır, kuzeyde Ürdün ve İsrail'de, güneyde Cibuti ve Somali'ye sınırı var. Ve kuzeyde yine Süveyş kanalı olması sebebiyle, hemen göstersin kameraman arkadaşım size buradan. Güneyinde de Babülmend Boğazı'na açılan stratejik bir konum olması sebebiyle bu noktalar önemli. Çünkü çok sayıda gemi buradan ticaret rotası oluşturuyor bu noktalardan, ama özellikle Gazze saldırılarıyla beraber bu noktalarda Husiler eylem düzenliyor. Kime eylem düzenliyor? İsrail gemilerine, daha doğrusu İsrail bayraklı gemilere eylem düzenliyor. Neden? Gazze saldırıları dursun diye. Şimdi burada bir birlik oluşturulmaya çalışılıyor. Yunanistan da deniz koalisyonuna katılıyor. Donanmaya ait bir fırkateyn görev alacak. Şimdi Yunanistan'a gidelim. Habertürk Atina muhabiri Takip Elbörek'e soralım. Neler yaşanıyor burada? Yunanistan bu işin neresinde yer almayı planlıyor Taki? Yunanistan dün önemli bir karar aldı. Hı hı. Yunanistan Kızıldeniz'e bir fırkateyn gönderiyor. Şimdi Kızıldeniz'deki küresel nakliye hattı, orada çok büyük bir trafik var biliyoruz. Bütün dünya için çok önemli. Bu trafiğe müdahaleleri var Husi isyancılarının Yemen'deki. Dolayısıyla orada bir hat sekteye uğruyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bir koruma koalisyonu hazırlanıyor. Bu koalisyona, yani denizi koruma koalisyonu, bu ülkeler kuvvetleriyle katılacak. Yunanistan da katılma kararı aldı. Bir fırkateyn gönderecek. Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias yaptı açıklamayı. Hatta bizzat kararı Başbakan Kyriakos Mitsotakis aldı şeklinde bir ifade kullandı. Bu oluşturacak görev gücüne katılacak fırkateyn yaklaşık 200 mürettebatı olacak. Bu mürettebat içinde verilen bilgilere göre özel komando tipi de katılacak. Uluslararası deniz taşımacılığında çok etkin Yunan armatörler lobisi. Bu konuda çok hassas tabii. Bu hassasiyetini hükümete iletiyor. Dolayısıyla Mitsotakis hükümeti de bu hassasiyetten yola çıkarak bu koalisyona yer almaya karar verdi. Yunan medyası diğer yandan hem düşünceli hem de biraz temkinli yaklaşıyor. Çok saygın Katimerini gazetesi, en büyük deniz nakliye güçlerinden birine sahip Yunanistan bu koalisyona katılmamak edemezdi şeklinde bir ifade kullandı. Tanea gazetesi ise çok zor bir denklem. Elimizdeki fırkateynler çok eski, eski model. Bunlardan birini, yaşlı yani, bunlardan birini göndereceğiz. Bu fırkateynin ne kadar operasyona katkı sağlayabileceği, ne işler başarabileceği çok büyük bir soru işareti diyor Tanea gazetesi. Muhalefet çok daha endişeli ifadeler kullanıyor Dilek. Çok tehlikeli bir misyon diyor muhalefet bu fırkateyn gönderimi için. Fırkateyn göndermek saldırı anlamı taşıyan bir misyon. Maceralara bulaşmak tehlikesi altındayız. Ülkemiz donanması maceralara bölgede bulaşabilir şeklinde endişeli ifade kullanıyor Dilek. Evet, Taki, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Şimdi Taki'nin aktardıklarından devam edelim. Yemen'deki Husi yönetiminin İsrail'e giden gemilere, İsrail bandıralı gemilere Kızıldeniz'de saldırması etkisini tabii küresel ticarette de hissettirmeye başladı. ABD öncülüğünde kurulan ortak deniz görev grubunun da saldırıları önleyememesi nedeniyle birçok denizcilik şirketi bölgedeki operasyonlarını askıya aldı. Yani o rotayı kullanmamaya başladı. Bölgenin küresel ticaret için bir önemine bakalım. Tabii ABD böyle bir deniz gücü oluşturdu ama İran ne diyor? İran karşı ABD'nin böyle bir deniz gücü oluşturmasına. Önce şu ticaret hacminin önemine bir bakalım. Böyle bir harita var karşımızda. Kızıldeniz önemli bir nokta ve gelsin
Görüyorsunuz Cebeli Tarık Boğazı, Süveyş kanalı ticaret hacminin oldukça önemli bir noktası. Rota bu şekilde ilerliyor. Tabii bu yolun kısalması, maliyetin düşmesi, yolun uzaması ise maliyetin yükselmesi demek. Şimdi hatırlayacaksınız Husilerin lideri geçtiğimiz günlerde Gazze şeridine yönelik saldırılara ilişkin bu eylemleri yapacaklarını söylemişlerdi ve bu eylemlere devam ediyor. Şimdi bu noktada özellikle Babülmendeb Boğazı Asya ile Afrika kıtasını birbirine bağlayan bir nokta. Boğaz Yemen ile Cibuti devletleri arasında Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na aynı zamanda bağlantısını sağlıyor. Bu noktalar önemli. Neden önemli? Çünkü Boğaz'dan yaklaşık yılda 30 binden fazla gemi geçiyor. Çok büyük bir ticaret ve ekonomi demek esasında. Tabii dediğim gibi güzergah kısaldıkça da maliyet daha da azalıyor. Şimdi bu gemilerin önemli bir kısmı Basra Körfez ülkelerinin petrolünü taşıyan tankerler. Ve bu tankerler tabii bu saldırılarla birlikte artık görevlerini yapamaz hale geliyor. Dolayısıyla ekonomik bir maliyet ulaşıyor. Yani dünya petrol tüketiminin yaklaşık 1/5'i bu noktalardan geçiyor. Haliyle Boğaz'daki trafiğin güvenliği ve emniyeti uluslararası toplum tarafından da yakından takip ediliyor. ABD ne diyor? Rusya, Çin, Fransa ve İsrail Boğaz'a yakın ülkelerde askeri üslere sahip olmak istiyor. Ama İran ne diyor? Onu aktaralım sizlere. Dur bir saniye diyor. İran Savunma Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer böyle bir şey yaparsanız bu tabii aynı zamanda bölgeye de bir müdahale demek. Dolayısıyla olağanüstü sorunlarla karşılaşılır bu bölgede dedi. Ve bu bölgede bütün ülkeler var ancak bu bölge bizim bölgemiz, biz o bölgeye hakimiz ve kesinlikle o bölgede kimse manevra yapamaz dedi. Evet, şimdi dünyanın en yoğun boğazındaki güvenlik riski hangi ekonomik kayıplara neden olur? Bunu konuşalım. Bu çünkü önemli bir başlık. Tabii burada Türkiye'yi nasıl etkiler? Bu da başka bir soru. Çünkü Türkiye de bu bölgelere yakın ülkelerden biri. Konuğumuz var. PAGE Başkanı Yavuz Eroğlu konuğumuz. Şimdi bir göreyim Yavuz Bey'i ekranda arkadaşlar. Selamlar Yavuz Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. BT360'a. Şimdi biz biraz böyle haritalar üzerinden anlatmaya çalıştık, grafikler üzerinden anlatmaya çalıştık ama grafiğe baktığımızda nakliyelerin şimdiden bir hafta uzadığını görebiliyoruz. Örneğin İstanbul'dan uzak doğuya giden konteynerların mesela merak ediyorum maliyeti ne kadar artacak bu saldırılar devam ederse, ortak bir güç oluşturulamazsa ne olacak? Dilek Hanım, konunun iki tane yönü var. Hı hı. Bir tane yönü dediğiniz gibi kısa vadede oluşan maliyetlere, bunun sektöre etkisi. Oradan başlayalım sorunuzla birlikte. Tabii ki bu süreçte daha önce Süveyş kanalının 2021'de Mart ayında gördüğümüz gibi bir sorun yaşaması, nakliyelerin oradan akamaması sebebiyle iki tane şey oldu. Bir tanesi ilk planda petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bütün ülkelerin maliyetlerini arttıran, enerji fiyatlarını yukarı çıkaran bir süreç yaşandı. Diğeri de navlun fiyatları arttı. Navlun fiyatı da küresel ticareti olumsuz etkiledi. Bir yönüyle ihracattaki konteyner maliyetlerini arttırdı. Diğer tarafta bir başka yönüyle rekabet ortamında rakipler arasında farklılık yarattı. Örneğin uzak doğudan belli pazarlara giden malların fiyatlarını arttırdı. Lojistik fiyatları arttığı için. Türkiye'nin lojistik bir avantajı belli yerlerde çıktı. Kısa vadede böyle bir şey var. Ama işin ilginç yanı biz tabii bu süreçleri daha önceki dönemde de gördüğümüz için bunu çok net söyleyebilirim. Burada yaşanan şöyle bir şey yaşanmıştı o tarihte de. Biliyorsunuz Süveyş kanalında şu anda baktığımızda oranın bir otoritesi var. Süveyş kanalı bir başkanlık tarafından yönetiliyor. Biz Mart ayında da aynı şeyi görmüştük. Şimdi yine merak ettik. Mart ayının hemen sonrasında şimdi baktığımızda resmi otorite Üsame bin Rabi oranın başkanı kendi yaptıkları açıklama şunu söylüyorlar. Diyorlar ki 19 Kasım'dan şu tarihe kadar toplam geçen gemi sayısının sadece yönünü değiştiren %2 civarında. Yani toplamın %2'si. Ama bugün genel anlamda baktığımız zaman yani bu etkinin çok daha fazla olacağı ile ilgili haberler görüyoruz her tarafta. Biz bunu biraz spekülasyon da görüyoruz. Çünkü hemen bu tarihten hemen önce 4 Aralık'ta çok ilginç bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz petrolün dünyadaki fiyatını belirleyen OPEC, dünyanın resmi petrol karteli,
Tam 4 Aralık'ta toplantısı olacakken Afrika'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Angola, ben artık petrol kesintisi yapmayacağım. Petrol kesintileri benim ekonomimi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ben kesinti yapmayarak bu kartelin dışında fiyat belirleyeceğim diye açıklama yaptı. Toplantı bu sebeple gecikti. Tam bu sırada da daha önce de Husilerin bu saldırıları olmasına rağmen bu konu gündemde yer almaya başladı. Biraz danışıklı dövüşüklü bir şeyden mi bahsediyoruz o durumda? Çok net şunu söyleyebilirim size Dilek Hanım. Çok net. Şu anda bakın toplamda oranın resmi otoritesi toplam yani rotasını değiştiren gemi %2 diyor, bu bir. İki, Süveyş kanalı İskandinavya'da bir kanal değil. Yani zaten orası yüzyıllardır bu tür çatışmaların, bu tür ortamların yaşandığı bir yerden bahsediyoruz. Bu iki. Üçüncüsü, petrol fiyatları dibe vurmaya doğru giderken Afrika'daki üretici OPEC, büyük ikinci en büyük üretici OPEC'ten ayrılacakken, dolayısıyla petrol fiyatlarının tam düşeceği bir ortamda böyle bir olayın çıkması çok enteresan. Ve en önemlisi de biliyorsunuz navlun fiyatları da inanılmaz düşmüştü o pandemi döneminde, ta tepelere çıkmışken tekrar 2019 seviyesine inmişti. Navlun firmaları da bundan memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlardı. Dolayısıyla bakın Süveyş kanalının 2 Mart'ta 2021'de yaşanan süreçte de bizim yorumumuz aynı şekilde, sizin kanalınıza yine yorumlamıştık. Demiştik ki bu geçici bir süreç, gerçekten de öyle oldu. Benim gördüğüm dünyada genel ekonomi, Çin tarafında, Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da resesyon ve düşük ekonomik faaliyet görüldüğü için doğal olarak bu tür spekülatif hareketler uzun vadeli sonuç vermeyecek. Kısa vadede muhakkak etkileyecek ama o kısa vadeye göre hesap yapmak, buna göre davranışta bulunmak veya bir yöntem çizmek ihracatçılarımız adına olumlu olacağını düşünmüyorum. Ama bir şey daha son, belki bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Küresel anlamda bu tür özellikle petrol ve navlun şirketlerinin spekülasyonuna karşı bir tane büyük eksikliğimiz var. O da nedir? Uluslararası bir rekabet kurumu yok dünyada. Yani ülkelerin rekabet kurulları var ama uluslararası bir rekabet kurulu olmadığı için biz bu senaryoları devamlı tekrar tekrar görüyoruz ve maalesef böyle bir kurul olmadığı sürece de bunu görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bu biraz danışıklı dövüşüklü bir meseleden bahsediyorsunuz, aktardınız da ama hali hazırda ABD'nin buraya bir müdahalesi var diğer ülkelerle birlikte, Fransa, İsrail vesaire. İran dur diyor ama bir güç oluşturmaktan bahsediyorlar. Demek ki şunu söyleyebilir miyiz? Ticaret rotaları değişebilir. O zaman değişecekse ihracat dengesi kısa sürede etkilenir mi? Nasıl etkilenir? Yani bir formülden bahsediyorsunuz ama bir de bir otorite var ve buraya gelip burayı engelleyeceğiz diyor bu eylemleri. Şimdi öyle güzel bir şey söylediniz ki Dilek Hanım, bütün bu kanallar yani Panama kanalı, Ümit Burnu, efendim ondan sonra o Singapur'dur, o bölgelerin hepsinin o kurulduğu limanlar, bunların hepsi biliyorsunuz jeopolitik önemi olan ve zamanında İngilizlerin ağırlıklı kurduğu yapılardı. Bugün küresel güç dengeleri değişince aslında bir yönüyle de arasına siyasi jeopolitik konularla birleşiyor bu bir bütün olarak. Şunu söyleyebiliriz, benim gördüğüm burada şu anda bir tarafta bir spekülatif hareketle petrolü, efendim bir tarafta navlun fiyatlarını tekrar yukarı çekme çabası var. Bir tarafta bu fırsattan istifade ülkelerin kendi jeopolitik güçlerini, o bölgedeki etkinliklerini arttırma, kanallar gibi yerleri tekrar dizayn etme çabası var. Ama bunların çok başarılı olacağını düşünmüyorum ben. Şunun için demin siz başka ülkelerin, İran'ın, o bölgedeki diğer ülkelerin de bu konuda itirazları olacaktır. Çünkü önemli stratejik noktalar bunlar. İkincisi de diğer ekonomik boyutuyla da şu anki dünya ekonomisi bu tür bir spekülasyonu uzun vadede destekleyecek bir boyutta değil. Örneğin Çin örneğini verelim. Çin'le ilgili bazı yorumlarda şunu görüyorum, hani navlunların da orada sorun yaşayacaklar, dolayısıyla Türkiye avantajlı çıkacak diye. Kısa vadeli bunlar hep bu süreçler. Baktığımız zaman Çin'in zaten Şubat ayında en büyük tatili var. Çin'in yeni yılı, Çin yeni yılı Şubat ayında olacak, Şubat'ın başında. Dolayısıyla Çin'deki ekonomik faaliyetin bile durumu şu ankini, oradaki o spekülasyonu destekleyecek bir durumda değil. Burada olması gereken, şu anda bu kısa spekülasyonun dışında uzun vadeli küresel anlamda bu tür güç dengelerinin daha sağlıklı, dünya ticaretin iyi olabilmesi için nasıl Dünya Ticaret Örgütü kurulduysa bir tarafıyla da uluslararası rekabet kurulu muhakkak kurulmalı. Çünkü küresel güce sahip karteller, resmi OPEC gibi, efendim navlun şirketleri 5 tane büyük hat dünyadaki bütün hareketi sağlıyor, ana hat. Bunların regüle edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde biz bu süreçleri sık sık
küresel anlamda yaşayacağız diye öngörüyorum. Şimdi bu askeri üsleri kurmak bu kadar kolay değil diyorsunuz ama Türkiye'ye biraz bakalım. Türkiye'nin coğrafi konumu da stratejik bir noktada çünkü. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'ya yaptığı o hat önemliydi. Şimdi Avrupa'ya yakınlığımızı da göz önüne alırsak Kızıldeniz'deki bu rota değişikliği ya da bu dalgalanmalar Türkiye'ye bir avantaj sağlar mı? Ya da bir koalisyondan bahsediyorsunuz. Türkiye bunun neresinde olabilir? Türkiye son dönemde rasyonel bir politik izliyor. Yani daha önce Ukrayna-Rusya savaşında gördük. Bölgedeki noktalarda gerçekten bir tarafıyla geçmişten gelen arka planı, sosyolojik, tarihsel arka planı korurken bir tarafta da rasyonel bir politika, dış politika izlemeye gayret ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki yaklaşımı bu demin söylediğim ana parametreler içinde yürüyecek. Bizim için şu anki hem dış ticaret açısından buranın önemi var. Ama bütün bunlar olurken demin bahsettiğim gibi bu süreci olduğundan daha büyük bir şekilde resmetmeye çalışan tablolara da dikkat etmek lazım. Demin dediğim gibi bakın oranın resmi otoritesi Süveyş Kanalı Başkanlığı, başkanın ismini de veriyorum, sitesi de var. Aha. Girdiğinizde bu gemi miktarındaki azalma, bu anlatılan gibi bir rakam olmadığı, toplam %2'lik sadece bakın 2128 gemiden 55 gemi rotasını değişmiş. Ama öyle bir global anlamda bir haber silsilesi var ki sanırsınız bütün artık o bütün rotalar değişti, hiçbir gemi geçmiyor gibi bir hava yaratılıyor. Bunun bu tarafıyla da değerlendirilmesi faydalı. Türkiye muhakkak o bölgede çok önemli bir güç. Bu gücünün de etkisiyle süreçleri dikkatli takip ettiğini düşünüyorum. Bizi ihracatçılar olarak zaten bütün son dönemlerde hani şu bankaların meşhur lafı vardır ya, stres testi. Biz son 10 yılda zaten Türkiye olarak birçok stres testinden ihracatçımız da pandemi de dahil, global riskler de dahil geçtik. Bu süreçleri de uygun bir şekilde geçiştireceğimizi, bu kısa dönemli bir süreç olduğunu, özellikle bu Süveyş Kanalı ile ilgili kısmın spekülatif olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz bundan bahsederken aklıma Ever Given isimli geminin özellikle karaya oturduktan sonra nasıl bir ekonomik kayba neden olduğu geldi. Arkadaşlarımdan rica edeceğim, onu da aslında LED önünde anlatmak önemli. Kısa bir virgül koyalım, onu da izleyicilerimize gösterelim. Şimdi Pasifik bölgesinden ticarette Kızıldeniz'in nedenli stratejik bir konumu olduğunu The Ever Given konteyner gemisi 2 yıl önce karaya oturunca anlaşıldı. Geminin 6 gün boyunca tıkadığı Süveyş kanalının küresel tedarik zincirine yüklediği zarar tam 10 milyar dolar. Bakın 6 gün boyunca bu geminin Süveyş kanalına verdiği zarar 10 milyar dolar. Tarihi bir rakam aslında ve bütün dünyada ham madde maliyetinde ciddi bir artışa da neden olunca ülkeler bu noktada çıkış yolu aramaya başladı. Böyle bir notu da aktarmış oldum aslında Yavuz Bey. Bence önemliydi çünkü bu gemi Süveyş'e tam 6 gün tıkadı ve nitekim geldiğimiz yerde de Husilerin eylemi var, diğer yabancı ülkeler, özellikle otorite ülkeleri bu noktada nasıl müdahale ederiz ve burayı çeviririz arayışı içerisinde. Şimdi mesela elimdeki notlardan şöyle bir bilgi de aktarmış olayım size. 19 Kasım'dan bu yana Süveyş Kanalı İdaresi 55 geminin rotasının Babülmend Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiğini duyurdu. Şimdi bunu nasıl yorumlamak lazım? Buyurun. Dilek Hanım, çok güzel bir noktayı söylediniz. Benim demin dediğim şey, 55 gemi yönlendirilmiş. Kaç gemi oradan geçmiş söyleyeyim mi size? 2128. 55 bölü 2128 %2 eder. Evet. Dediğiniz gibi dolayısıyla o rakamı bakın hep 55'i veriyorlar, 2128'i vermiyorlar. Uluslararası haber kaynaklarının haberinden size de ulaştığı için ben de merak ettim. 55'in olduğu yerde kaç tane geçmiş diye otoritenin kendi sitesinde var. Baktım. Peki Yavuz Bey, mesela bu saldırılar artarsa ne olacak ki Husiler bunu söylüyor, biz burada eylemlerimize devam edeceğiz diyor. O zaman maliyet? Şöyle düşünün, geçen bu 6 günlük demin 10 milyar rakamı verdiğiniz süreçle alakalı da o dönemde haberleri şöyle bir izleyicilerimiz Google'da baksınlar. O tarihteki uluslararası basın şöyle diyordu, bu aylarca sürebilecek, çok uzun sürecek bir süreç, bütün her şey etkili, 6 gün sonra
o süreç çözüldü. Burada da aynı şekilde bakın, bu çok uzun olabilecek bir şey değil. Burada şu anda spekülatif, bakın çok güzel demin sizin söylediğiniz nokta bence çok önemliydi. 55 gemiyi, bütün uluslararası basın diyor ki 55 gemi yönünü değiştirdi. Evet. 19 Kasım'dan 17 Aralık'a aynı haberin içinde şunu vermiyorlar. Bu uluslararası basın 2128 gemi de geçmiş. Yani sadece %2'si yönünü değiştirmiş. Onun için özellikle vurguluyorum. Dediğiniz gibi ama önümüzdeki süreçler, farklı şeyler, onu bilemeyiz. Ama bildiğimiz şey, Süveyş kanalı Orta Doğu'da bir kanaldır. Yani İskandinav ülkesinde yer almıyor. Bu tür tehlikeler, Husiler yeni bir örgüt değil. Husilerin zaten daha önceden de o bölgelerde biliyorsunuz o tür faaliyetler sadece Husilerin değil. Bir sürü şey yaşandı. Dolayısıyla muhakkak ki şunu demiyorum, kısa vadede etkisi olacak. Çünkü bütün bu haberler, bütün bu süreçler ister istemez bir etki yapıyor. Çünkü bunu değerlendirmek isteyen petrol üreticileri Angola'nın ayrılışını konunun dışına çıkardılar mesela. Şu anda OPEC'ten bir üyenin ayrılmak için çaba göstermesi büyük bir şeydir. Hem de Afrika'nın ikinci büyük üreticisi, gündemden düştü bu konu. Petrol fiyatlarının tam düşeceği noktada. Dolayısıyla bir tarafıyla evet, önümüzdeki günler için ne olacağını kimse bilemez. Bu bir gerçek, dediğinize katılıyorum. Ama şu bugünkü realitemiz, sadece %2 gemi yönünü değiştirdi. Ama bu çok büyük bir şeymiş gibi sayılar birazcık da tek yönü verilerek biraz manipüle ediliyor diye düşünüyorum. Uluslararası basın, ağırlıkla da İngiltere menşeli basında Guardian haberlerini görüyoruz. Oradan çoğu çıkma. BP'nin bir analistinin açıklamaları üzerinden gidiyor. Ben biraz ihtiyatla yaklaşıyorum. Bu rakamları da gördüğümde bu ihtiyatımda daha haklı olduğumu da düşünüyorum doğrusu. Yavuz Eroğlu, PAGE Başkanı, çok çok teşekkür ederiz efendim. Çok farklı ve önemli bir perspektif çizdiniz. Programımıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Sağ olun. Melek Hanım, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. FIBA Kadınlar Euro Cup Playoff Turu rövanş müsabakası için İngiltere'nin London Lions takımına konuk olan temsilcimiz, Bursa Uludağ oyuncularına Birleşik Krallık seyahat vizesi verilmediği için sahaya bir sakat 5 oyuncuyla çıkabildi. Takım yenilerek turnuvadan elendi. Bursa Uludağ basket takımı başkanı Berk Uludağ, İngiltere'nin vize başvurularında 15 iş günü şartının bulunduğunu ve 13 Aralık'ta resmi başvurunun gerçekleştiğini dile getirdi. Başvurunun ardından vizelerin yetişmesinin mümkün olmayacağının iletildiğini anlatan Aladağ, Noel Bayramı'ndan kaynaklı yoğunluk olduğunu ve vizelerin yetişemeyeceğini aktardılar. Bu durumu FIBA yetkililerine aktardık ve maçı erteleme talebinde bulunduk. Onlar da sahaya çıkmazsak ceza yiyeceğimizi bize iletti ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Elif Şahin'in sakat olduğu için pota altında bekleyerek tamamladığı karşılaşmayı sahada 5 kişiyle oynayan Bursa Uludağ müsabakadan 122-63 yenik ayrıldı. Sivas'ta 4 kişi şehrin tarihi simgelerinden çifte minareli medresenin duvarlarına sprey boyayla yazı yazmıştı. O yazılar boya çürütme tekniğiyle temizlendi. Medrese duvarları eski görünümüne kavuştu. Tarihi medreseye yapılan saygısızlık için seferber oldular. Sprey boyayla yazılan yazıları böyle temizlediler. Sivas'ta 4 kişi kentin simge yapılarından 752 yıllık çifte minareli medresenin duvarlarına sprey boyayla yazı yazdı. Sokaktaki güvenlik kameraları incelendi. Yapıya zarar verdiği tespit edilen 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Herkesin bu eserleri koruması, kollaması lazım. Ekipler medresenin eski görünümüne kavuşması için kolları sıvadı. Duvarlar boya çürütme denilen bir yöntemle temizlendi. Taşı önceden ıslatıp çürümesine engel olacak şekilde boya çürütme malzemesi kullanılarak şu andaki bu işlem eserimizi tekrar temize çıkarıp kullanılır ve istifade edilir hale getirmektir. 1271 yılında inşa edilen medrese yeniden eski görünümüne kavuştu. Reklam, dönüşte buradayız.
saatlerimiz 17'yi gösteriyor. HT360'da karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150 yılıncı yıl dönümü programında konuştu. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakmayız dedi Erdoğan. Erdoğan, enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla ülkeye kaynak akışının da hızlanacağını söyledi. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. İster siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun. Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Hem Borsa İstanbul çalışanlarına hem de yatırımcılara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisinin güçlendiğini ve Türkiye'nin çekim merkezi haline geldiğini söyledi. İnşallah önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın daha da derinleştirilmesine ve tabana yayılmasına ağırlık vereceğiz. Bilhassa katılım finans ve İslami yatırım araçları konusunda çok ciddi bir potansiyel olduğu anlaşılıyor. Vatandaşımızın gönül huzuruyla birikimlerini değerlendireceği ve reel ekonominin istifadesine sunacağı bir iklimi tesis etmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. yıl dönümü töreninde konuştu. Yatırımcıların finansman kaynaklarına daha rahat erişeceğini söyledi. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan-Lavrov görüşmesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ele alındı. Bakan Fidan görüşmede barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasının önemini vurguladı. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi'nde müzakereleri devam eden karar tasarısı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. CHP'de 126 seçim bölgesinin daha belediye başkan adayı belirlendi. Konya'da İsmail Sonkaya, Manisa'da Ferdi Zeyrek, Samsun'da Cevat Öncü aday oldu. Çanakkale merak ediliyordu. Çanakkale'de ise eski milletvekili Muharrem Erkek aday olarak gösterildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İsmail Sonkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Ferdi Zeyrek, CHP'de 3'ü büyükşehir, 9 il belediyesi olmak üzere 126 belediye başkan adayı daha açıklandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cevat Öncü, Çanakkale Belediye Başkan adayımız Sayın Muharrem Erkek. CHP'de MYK ve parti meclisi toplantıları peş peşe gerçekleştirildi. Parti meclisi toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen parti sözcüsü Deniz Yücel, il belediye başkan adaylarını açıkladı. Kırşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Selahattin Ekicioğlu, Bartın Belediye Başkan adayımız Sayın Muhammed Rıza Yalçınkaya, Amasya Belediye Başkan adayımız Sayın Turgay Sevindi ve Ardahan Belediye Başkan adayımız Sayın Faruk Demir. Kütahya Belediye Başkan adayımız da Sayın Eyüp Kahveci. Parti meclisi toplantımızda belediye başkan adayımız olarak belirlendi. Ayrıca Ankara'da Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın yeniden aday gösterildi. İstanbul'da ise Fatih'te Mahir Polat, Pendik'te Tarık Balyalı aday olarak belirlendi. Eski Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise Trabzon'un Ortahisar ilçesinde belediye başkan adayı oldu. Mardin'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda askeri araç kaza yaptı. Şarampole devrilen zırhlı araçtaki iki asker yaralandı. Kaza Midyat'ta meydana geldi. Şenköy mevkiinde ilerleyen
Askeri araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtaki yaralı iki asker Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumları iyi. Şimdi İstanbul'da yağmur var dedik. Hatta yarına akşam devam edecek bu yağmur. Bugün iş çıkışı, cuma trafiği de mesai bitmeden başladı. Şöyle haritada bir gösterelim sizlere. Yoğunluk neredeyse %85'e ulaştı artık İstanbul'un birçok noktasında. En yoğun güzergahları size kırmızı olarak gösteriyoruz haritada. Ve yavaş yavaş neredeyse bütün noktalarda artık kırmızıya dönmeye başladı. İstanbul'da an itibariyle hem cuma mesaisinin bitimi hem de havanın koşulları nedeniyle artık trafik neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Tabii daha fazlası var. Detaylar için de Uzay Kesmen'e gidelim. Uzay, biz %85 diyoruz, trafik artık akmıyor diyoruz, cuma iş çıkışı diyoruz ama sen neler aktaracaksın? Nasıl ilerleyeceğiz, nasıl eve gideceğiz bugün? Evet, İstanbul'da özellikle cuma iş çıkışları zaten İstanbul'da yaşayanlar bilir. Her daim bir trafik yoğunluğu oluyor ama yağmurun damlası düştüğü anda bu yoğunluk katlanıyor. Şu anda senin de söylediğin gibi İstanbul'daki trafik yoğunluğu büyükşehirden alınan bilgilere göre %85'i bulmuş durumda ve giderek de artıyor. Henüz daha saat 17, saat 18'e doğru bu yoğunluğun biraz daha artması muhtemel. Biz de Okan Bıdıklı ile beraber şu anda Halıcıoğlu'ndayız. Halıcıoğlu'ndan Haliç Köprüsü'nü, yani şu anda bizim bulunduğumuz yerden Edirne istikametini ekranlarınıza getiriyoruz. Hem Edirne istikametinde hem de karşı yönde Ankara istikametinde ciddi bir yoğunluk şu saat itibariyle başlamış durumda. Peki nerede şu anda nasıl bir trafik yoğunluğu var? Hemen özetlemeye çalışalım. Malum yağmurla beraber ki yaklaşık 20 saattir yağmur da şiddetini giderek arttırıyor. Bir yandan da rüzgar var. Bu da trafik yoğunluğunu etki ediyor. Şu anda hala trafik yoğunluğu %85 civarında. Özellikle Avrupa yakasından başlayalım. Avrupa yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, yani Ankara istikametinde trafik yoğunluğu şu anda Ok Meydanı'na kadar uzamış durumda. Peki şu anda bulunduğumuz yerde Halıcıoğlu'ndaki bu gördüğünüz trafik nereye kadar gidiyor diye baktığımızda karşımızda korkutucu bir tablo var. Çünkü Beylikdüzü'ne kadar şu anda E5 karayolunda bu trafik yoğunluğunun devam ettiğini, ağır bir şekilde araçların ağır aksak bir şekilde trafikte ilerlemeye çalıştığını görebiliyoruz. Yine özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu şu anda Sultan Gazi'ye kadar uzamış durumda. Karşı yönde ise biraz daha akıcı bir trafik var. Şu anda hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında hemen hemen her yerde şu anda ana arterlerde hem E5'te hem de TEM otoyolunda trafik neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Zaten yani saat 18 itibariyle işten çıkacaklar için söyleyeyim, özellikle alternatif güzergahları kullanmakta fayda var. Çünkü şu anda ana arterlerin hali bu şekilde. Hem Avrupa hem de Anadolu yakası yoğun diyoruz. Anadolu yakasına baktığımızda şu anda Kadıköy-Kartal yönünde ciddi bir yoğunluk var E5 güzergahında. Yine baktığımızda Kartal-Kadıköy istikameti de yoğun olarak gözüküyor. TEM otoyoluna baktığımızda yine Anadolu yakasında Sabiha Gökçen'den Ataşehir'e kadar uzanan bir trafik var. Yine özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yine köprü istikametinin de her iki köprü içinde yoğun olduğunu söylemek mümkün. Ama buradan, bu tablodan anladığımız kadarıyla biraz daha şu anda bu saat itibariyle her cuma olduğu gibi Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde bir nebze daha fazla trafik var gibi gözüküyor. Bir yandan tabii metrobüs hattı çalışmaya devam ediyor. Çünkü saat mesai bitimiyle beraber birazdan daha da yoğunlaşacak ama şu anda toplu taşımayla da evlerine gitmeye çalışan pek çok İstanbulluyu görüyoruz. Malum hem yağmur etkili hem rüzgar etkili. İstanbul'da cuma iş çıkışı saatleri diyoruz. Bununla beraber de trafik yoğunluğu katlanmış durumda. Şu anda Okan Bıdıklı ekranlarınıza getiriyor. Zaten İstanbul'da genelde cuma günleri iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu %70'leri %80'leri buluyordu ama saat daha 18 olmadan böyle bir yoğunluğun yaşanması da saat 18'e sonrasındaki daha fazla yoğunluğa işaret ediyor. Saat 18 itibariyle biraz daha bu yoğunluğun artmasının beklendiğini de söyleyelim. Çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Şimdi İstanbul'da zaten trafik her gün bir dert.
Cuma günleri artık çileye dönüşüyor. Hele bir de yağmur yağarsa işte gördüğünüz gibi daha 18 olmadan mesai bitmeden %85 kilit artık. Devam edelim. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamalarıyla hakim karşısına çıktılar. Haklarındaki suçlamaları reddeden şüphelilerden 5'i cezaevine gönderildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırıldığı ve rüşvet alındığı iddialarına yönelik polis salı günü operasyon düzenledi. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvvet Se'nin de olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre Mürüvvet Se ile iki belediye personeli birlikte hareket ettikleri firma sahiplerine ihaleye girecek diğer firmaları söylüyordu. Firma sahipleri de ihaleye buna göre hazırlanıyordu. Bu yöntemle belediyenin 58 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Mürüvvet Se'nin yaptırdığı estetik ameliyatın parasını da reklam firması sahiplerinden aldığı ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mürüvvet Se, bir belediye personeli ve 3 reklam firması sahibi tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. ...13 yaşındaki Çetin okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynarken bir anda yere yığıldı, kalbi durdu. Ve kalbi duran çocuğu öğretmenin yaptığı ilk yardım müdahalesi hayata tuttu. Amasya'da yaşanan bu korku neyse ki yerini mutluluğa bıraktı. Arkadaşlarıyla koşturup eğleniyordu. Bir anda yere yığıldı. 13 yaşında kalbi duran çocuğu öğretmeni kurtardı. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. İlk defa başıma geldi. Ortaokul öğrencisi Çetin Çelebi geçen hafta teneffüste arkadaşlarıyla bahçede oyun oynuyordu. 13 yaşındaki Çetin koşarken birden yere yığıldı. Arkadaşları öğretmenlere haber verdi. Fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Aktaş olay yerine gelerek hızla öğrencisine müdahale etti. Nefes almadığını fark ettim. Ve aldığımız eğitimler neticesinde kalp masajı yapmaya başladım. Suni teneffüs uyguladım. Ve bir zaman sonra nefes refleksi tekrardan geldi. Hüseyin Aktaş'ın kalp masajı öğrencinin duran kalbini yeniden çalıştırdı. Bu sırada sağlık ekipleri de geldi. Çetin hızla hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı yaptıktan sonra o nefes refleksin tekrardan geldiğindeki o içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. Çetin'in hayata bağlanması hem öğretmenlerini hem arkadaşlarını hem de ailesini sevince boğdu. 13 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor. Teşekkür ederim hocam, müdürüm. İstanbul Sultan Gazi'de Barış Özdağ'ın kız arkadaşını karşılamak üzere kaldığı otelin önüne çıktı. Kimliği belirsiz kişiler otomobille geldi ve Özdağ'ına kurşun yağdırdı. 21 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kız arkadaşını karşılamak için kaldığı otelin önüne çıktı. Kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılamadan hayatını kaybetti. Silah sesleri İstanbul Sultan Gazi'de yükseldi. 21 yaşındaki Barış Özdoğan iddiaya göre kız arkadaşını karşılamak için kaldığı otelden dışarı çıktı. Otomobille gelen iki saldırgan otomatik silahla Özdoğan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otelin önünde yaklaşık 50 mermi kovanı bulundu. Polis saldırganları arıyor. Aksaray'da erkek arkadaşının yaşadığı rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden hemşire Salih Tuncel'in ölümüyle ilgili adli tıp raporu hazırlandı. Rapora göre silahı hemşire dengesini kaybederek balkondan düştü. Karar ne çıkar onu Allah bilir.
Ama tek dileğim benim kızımdan başka kız çocukları yanmaz. Kızı için bir kez daha Aksaray'daydı. Saatler süren davada Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda Saliha hemşirenin yüksekten düşerek ölümüyle ilgili dengesini kaybetti denildi. 25 yaşındaki Saliha Tuncel, Aksaray'da özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım servisinde hemşire olarak görev yapıyordu. 24 Mayıs'ta aynı hastanede çalışan ve erkek arkadaşı olan Doktor Halil İbrahim Ağa'nın evine gitti. Saliha Tuncel, rezidansın 7. katından 3. katın balkonuna düşüp hayatını kaybetti. Halil İbrahim Ağa, 2 kez gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hastane müdürü Ç.Ö. ise hemşireye şantaj yaptığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saliha hemşirenin ölümüyle ilgili bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Genç kadının dengesini kaybetmesi sonucu düştüğü ifade edildi. Düşme pozisyonu ve bedenin binadan çok ileri düşmemesi gerekçe gösterildi. Zorlamaya bağlı düşme bulgusuna rastlanmadı. Ayrıca pencere ve korkuluklarda Saliha hemşirenin parmak izine rastlanmadı. Ortada oynamışlar benim çocuğumu. Benim çocuğum böyle bir kız çocuğu değildi. Böyle çok hayatı yaşamalı, çok her şeyi çok severdi. Oyuncak itmişler. Hastane müdürü Ç.Ö.'nün yargılandığı tehdit davasına devam edildi. Saliha hemşirenin ailesi de duruşmaya katıldı. Ç.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dünya Sağlık Örgütü yayılma hızı artan koronavirüsün son varyantına JN1 ismini verdi. Dikkate alınması gereken varyant olarak nitelendirdi. Peki COVID-19'un JN1 varyantı nedir? Belirtileri neler? Yanıtı haberimizde. Herhalde ikinci varyant geliyor gibi. Maskemi takıyorum. Kalabalıktan uzak durmaya çalışıyorum. COVID-19'un varyantı JN1 dünya çapında hızla yayılıyor. Uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. JN1 varyantı dikkate alınması gereken varyant kategorisine alındı. JN1 varyantı yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenmesi gereken varyantlar arasında gösterildi. Covid sürecinde kazandığımız enfeksiyonlardan korunma alışkanlıklarını, bu terbiyeyi bizim artık sürekli hayatımızın içinde tutmamız gerekiyor. Omikron'un bir alt varyantı olan JN1, dünyanın birçok ülkesinde tespit edildi. Hem poliklinik başvurularında bir belirgin artış var, hem kliniklere yatışlarda belirgin bir artış var. Ama sadece COVID'de değil, hem influenza'da yani gripte, hem de diğer solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlarda zatürrede çok belirgin bir artış var. COVID-19 yeni varyantıyla gündemde. Boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı. Bu belirtiler yeni varyantın habercisi. Yüksek ateş varsa ve 10 günden daha uzun belirtiler varsa o takdirde mutlaka sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. Boğazımda bir kuruluk var. Sürekli öksürüyorum, hapşırıyorum. Boğazım ağrıyor biraz. Etrafımdaki çok kişi hasta yani. Uzmanlar bu dönemde salgına karşı özellikle risk grubunda olan vatandaşları uyarıyor. Risk grubunda olanlar özellikle bu dönemlerde, hastalıkların arttığı dönemlerde kalabalık içine girmeyecekler. Girmek zorundalarsa mutlaka maske takacaklar. Ellerimizi yıkamak bu enfeksiyonları bulaşını engellemek açısından çok önemli. %50 oranında koruyor. Maske kalabalıklarda işte maske takmaya çalışacağım. Maskeye halen devam ediyorum. İsrailli keskin nişancılar Gazze'nin kuzeyindeki El Avde Hastanesi'nde bir çalışanı hedef alarak öldürdü. Cibaliye'de ise Filistin Kızılayına ait acil servise baskın düzenledi. Baskın sırasında çok sayıda kişinin alıkonulduğu belirtiliyor. İsrail kuşatma altındaki El Avde Hastanesi'ni bu kez keskin nişancılarla hedef aldı. Açıklamayı Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptı. İsrail'in 19 Aralık'tan bu yana kuşatma altında tuttuğu El Avde Hastanesi'nde çalışan bir görevli kadını hedef aldığı, keskin nişancıların hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Hastanedekilerin su, yiyecek ve ilaca erişemediği, alıkoyma ve işkenceye maruz kaldıkları vurgulandı. Filistin Kızılayı ise Cibaliye'de kendilerine ait acil servisle iletişimin kesildiğini duyurdu. İsrail güçlerinin servise baskın düzenlediği, sağlık görevlilerini alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi. Yerel kaynaklarsa İsrail ordusunun acil servisi bombaladığını, ambulansları yaktığını ve içeridekileri alıkoyduğunu öne sürdü.
Gazze'de hastaneler her gün saldırıya uğrarken morglar da dolup taşıyor. Nasır Hastanesi çalışanları her gün onlarca cenaze teslim alıyor. Her gün buradayız. Bundan daha zor bir şey yok. Burada çalışırken bazılarımız annesini babasını görmenin şokunu yaşıyor. Burası hava saldırılarının izleri, bombardıman, barut ve kan kokusu dolu. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'deki hastanelerin durumu hakkında uyarıyor. Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin minimum seviyede faaliyet gösterdiği, onların da çok sınırlı bakım sağladığını belirtiyor. Amerikan Washington Post gazetesi İsrail'in Şifa Hastanesi ile ilgili iddialarını araştırdı. Buna göre hastanenin Hamas'ın karargahı olarak kullanıldığı ya da tünellerle doğrudan bağlantılı olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadı. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden tünellere çıkan bir yol olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail ordusunun Gazze'nin en büyük hastanesine saldırmasına bahane olarak sunduğu iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı. Gazete özellikle İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari'nin iddialarını araştırdı. Hagari, 5 hastane binasının doğrudan Hamas faaliyetleriyle ilgili olduğunu savunmuş, buraların askerler tarafından roket saldırılarını yönlendirmek ve askerleri komuta etmek için kullanılan yeraltı tünellerinin üzerinde yer aldığını ileri sürmüştü. Hagari ayrıca tünellere hastane koğuşlarının içinden erişilebildiğini de iddia etmiş, bu iddiaların somut kanıtlarla desteklendiğini belirtmişti. Washington Post uydu görüntüleri, görseller ve İsrail ordusunun kamuoyuna açıkladığı materyaller üzerinden araştırma yaptı. Buna göre İsrail birliklerinin keşfettiği tünellere bağlı odalarda Hamas'ın askeri kullanımına ilişkin herhangi bir doğrudan kanıt görülmedi. Hagari'nin tespit ettiği 5 hastane binasından hiçbiri tünel ağına bağlı değil. Tünellere hastane koğuşlarının içinden girilebileceğine dair hiçbir kanıt yok. Böylece İsrail'in ileri sürdüğü delillerin Hamas'ın hastaneyi bir komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığını göstermek için yeterli olmadığı anlaşıldı. İsrail ordusunun Hamas'ın karargahı olduğunu iddia ettiği Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskında binada bulunduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması eleştirilere neden olmuştu. İddiaları reddeden Hamas, Birleşmiş Milletleri bu iddiaları soruşturmak üzere uluslararası komite kurmaya çağırmıştı. Şimdi zaman uzadıkça Gazze'de yaşananlar belki biraz kanıksanmış olabilir ama öyle değil. 20 binden fazla insan hayatını kaybetti orada ve saldırılar hala devam ediyor. Erzurum'da da bir öğretmen sanatıyla tüm bu yaşananlara dikkat çekti. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Yakup Dursun, ünlü ressamların tablolarını Gazze'ye uyarladı. Picasso'nun Gernikası, Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı, hatta Vermeer'in Süt Döken Kadını. Görsel sanatlar öğretmeni Gazze'de yaşanan drama dikkat çekmek için kolları sıvadı. Yakup Dursun, Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni. Gazze'de yaşananlar için farkındalık yaratmak istedi. Dünya ünlü ressamların eserlerini yeniden tasarladı. Bu sergi Filistin'de devam eden acılara ve zulme karşı bir isyanın ifadesi oldu. Sanat toplumsal değişim için bir güç olarak görülmekte. Duygularımın bir çığlığı aracılığıyla Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi amaçlamaktayım. Dursun, İnci Küpeli Kız eserini Filistinli bir bebekle, Mona Lisa'yı ise kucağındaki küçük çocuğu kurtarırken tuvale aktardı. Salvador Dali ise savaşta yaralanan bir Filistinliyi tedavi eden doktor olarak gördü. Mona Lisa'nın savaşın yıkıcılığı içerisinde bir çocuğu kurtarırkenki anını resmettim. Burada özellikle son dönemlerde savunmasız bir şekilde Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara metaforik olarak bir bağlantı kurdum. Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki sergi ziyaretçilerini bekliyor. İlginç bir haber aktaracağım size. Kırklareli'de düzenlenen sigaranın zararlarıyla ilgili panelde
İlginç görüntüler yaşandı. Neden mi? Çünkü konuşmacılardan sigaranın zararlarını dinleyen katılımcılar verilen arada ilk fırsatta sigara içti. Sigaradan 1 miligram nikotin alıyor. Ama 8 miligram nikotini çevreye saçıyor ve o nikotin çevreden aylarca ayrılıyor. Uzmanlar uzun uzun anlattı. Onlar da dinledi. Sigaranın zararlarının anlatıldığı panelde katılımcılar sigara molasında bir araya geldi. Kırklareli'de sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde uzmanlar Türkiye'deki korkunç tabloyu paylaştı. Akciğer kanseri neredeyse tek nedeni sigara kullanıyor. Ve bizim ülkemizde akciğer kanseri yağmur gibi yağıyor. 25 bin kişi her yıl akciğer kanserinden ölüyor. Konuşmaların ardından verilen ara şaşkınlık yarattı. Paneli dinlemeye gelenlerin bir kısmı molada sigara içti. Görüntüler tepki çekti. Ne fiyatı ne de zararları maalesef yeterli olmuyor sigarayı bırakmaya. Şimdi soğuk hava dalgası Doğu Anadolu'da etkili olmaya devam ediyor. Ardahan'da araçlarını soğuktan korumak isteyenler battaniyeye başvurdu. Kars'ta ise hava sıcaklığı sıfırın altında 17'ye düştü. Baraj buzla kaplandı. Tunceli'de de kar yağışıyla kapanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Sıcaklık eksi değerlere düştü. Doğu yine buz kesti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü Ardahan'da bölge halkı araçlarını korumak için önlem aldı. Battaniye ya da yorganları sokağa çıkaranlar araçlarının üstünü örttü. Hakkari'de ise soğuğun yanı sıra kar yağışı da etkili. Yüksekova'da yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri yol temizleme çalışmalarına başladı. Kars'ta ise sıcaklık sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Baraj gölü dondu. Muş'ta etkili olan kar yağışı Varto ilçesini beyaza bürüdü. Tunceli'de ise yoğun yağış yolları kapattı. Belediye ekipleri Plümür Erzincan'la Tunceli, Pertek, Elazığ karayollarında karla mücadele çalışması başlattı. Bu haber ehliyet almayı düşünenler için. 2024 Ocak ayı itibariyle ehliyet almanın maliyeti de maalesef artıyor. Fiyatların neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Bunu öğrenen sürücü adayları ise çareyi bir an önce sürücü kurslarına kayıt olmakta buldu tabii. Öyle ki adayların sayısı arttıkça sürüş eğitimlerinin yapıldığı alanlarda da yoğunluk oluştu. Ne kadara kaydoldunuz? 8500 TL. 13 bin liraya falan olmuştum. O zamandan fiyatlar artacak diye düşünmüştük ama hala geçemediğim için yeni fiyatlarda da kalacağım muhtemelen. Yeni yılla birlikte ehliyet almanın maliyeti de artacak. Ocak ayından itibaren fiyatlar neredeyse iki katına çıkacak. Harçlar zaten artacaktı. Yeni yılda zaten her şeyin fiyatı artacağı için evet erkenden kaydolmaya çalıştım. Şu an burada adeta bir trafik var gibi zaten. Gerçekten yılın en yoğun günlerini yaşamaktayız. Bu kuyruk sürücü adaylarının park eğitim kuyruğu. Özellikle Aralık ayında büyük bir yoğunluk oluştu. Bunun nedeni ise ehliyet fiyatları. Şu anda ehliyet almak isteyen bir kişi için taban fiyat 13.800 lirayken Ocak 2024 yılı itibariyle bu fiyat 20.000 liraya çıkacak. İki kaydolmuşum. Ben 5.000 liraya kaydoldum. Ocak ayında 20.000 lirayı bulacağını duyan bütün kursiyerler şu anda kayıtlarını öne alarak büyük ilgi göstermekteler. Son birkaç aydır böyle çünkü ehliyetlere para artacak. İşte kayıtları bir an önce yapalım. Bir an önce ehliyet alalım. Sürücü kurslarındaki fiyat artışının yanı sıra ehliyet alma sisteminde de değişiklik yapılması planlanıyor. İleri sürüş uzmanlarına göre sınavlar gittikçe zorlaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyor. Önümüzdeki yıllarda, yılda ya da yıllarda artık direksiyon sınavının belli bir güzergahta yapılmaması, güzergahtan bağımsız olarak yapılması söz konusu. Kalıyorum sınavlardan. Bu da tabii epey sürücü adaylarını hazırlanma noktasında zorlayacak bir durum. Ama tabii ki trafikteki emniyet açısından da oldukça faydalı bir durum.
İstanbul'da hava ulaşımı kapasitesini arttıracak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti pazartesi günü açılacak. Açılış öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu yeni pistin özelliklerini anlattı. ...3540 metre dedik, evet. 60 metre genişliğinde dedik. En geniş gövdeli uçakların inebileceği havaalanı burası. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesini iki katına çıkartacak ikinci pist uçuşa hazır. Bu sadece pist yapmadık, aynı zamanda 62 uçaklık bir apron, orta apron orada hayata geçirdik tekrar. Yine 40 uçaklık bir kargo apronu yine burada inşa etmiş olduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek olan ikinci pistte Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in sorularını yanıtladı. Yoğun olduğu zaman dilimlerinde pistin bir tanesini kalkış, bir tanesini iniş olarak kullanacağız. Yani kapasiteyi tam ikiye katlamış olacağız. Terminal binası projelerini yaptık. Bakan Uraloğlu, depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nın yerinde yenilenmesiyle ilgili de konuştu. Bakan, kışın su basan pistin yükseltileceğini söyledi. TÜBİTAK ve ODTÜ ile görüştük. Onların görüşlerini aldık. Oradaki son duruma göre, depremin son durumuna göre arazi kodu 76 metre. Oradaki taşkın kodu da aşağı yukarı 80 metre civarında, belki 82 metre evet. civarında taşkın kodu. Bütün hani en olumsuz hava şartlarında biz oradaki şeyi 82,5 metreye pisti çıkarıyoruz. Dolayısıyla o taşkından etkilenmeyecek seviyeye getireceğiz. Şimdi yerel seçime çok az zaman kaldı ve adaylar da artık yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladı. Karşımda Konak Belediye Başkanı Abdülbatur var. Efendim hoş geldiniz ST360'a. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. İzmir için belediye başkanlığı aday adaylığınızı Konak için açıkladınız. Şimdi neden aday oldunuz? Önce partide nasıl karşılandı? Bir bunlardan kısaca böyle bir bilgi alayım sizden. Tabii. Hayır. İzmir Konak Belediye Başkanıyım ben. Şu evet. anda halihazırda belediye başkanıyım. Ve artık yaptığımız çalışmaların ve tecrübelerimizin kente yaygınlaştırılması konusunda arkadaşlarımızla karar verdik. Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldum. Tecrübemize güveniyoruz. Çünkü 94 yılından başlayan bir belediyecilik serüvenim var. 94-99 arası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük yatırım kuruluşu olan İzbeton Genel Müdürlüğü ile başlayan. Daha sonra da 99 yılından 2019'a kadar Narlıdere ilçesinde belediye başkanlığı yaptım. Ve bu süre içinde %33'lerden %80'lere getirdiğimiz bir oy oranımız var. Ben 2019'da da adaydım. Sayın Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı kesinleştikten sonra benim de Konak'ta bu görevi yapmam konusunda genel merkez ve genel başkanımızın talimatıyla Konak'ta da özellikle de uzmanlık alanım olan mesleğim icabı mimarım kendim evet. Ve mesleğim icabı kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları yürüttük Konak'ta. Çünkü Narlıdere'de 4 dönem içinde Narlıdere'nin çevresini değiştiren, kentsel dönüşüm yasası olmadan kentsel dönüşüm yapan bir belediye başkanıydık. Bunun değerlendirilmesinin özellikle İzmirli vatandaşlarımıza bu belediyecilik tecrübemizi, kentte sıkıntılı konuların ortadan kaldırılması, artı yeni bir vizyonla kente bakış açısı olacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık ve partimizden aday olduk. Şimdi evet. Amaç bunu daha genele yaymak o zaman anladığım kadarıyla. Genele yaymak. Biz birlikte Konak sloganıyla yola çıkmıştık 2019'da. Hedefimiz birlikte İzmir anlayışıyla. Yani özellikle sosyal demokrat belediyecilik anlayışı içinde biz halkla iç içe olan özellikle sivil inisiyatif dediğimiz sivil toplum örgütleriyle ve diğer meslek odalarıyla ortak çalışmalar yapmayı benimseyen bir belediyecilik anlayışını geliştirdik yıllardan beri. Aynı anlayışın genelde yine İzmir'in tüm ilçelerinde
yürütülmesi noktasında kararlıyız. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şunu da bir ekleyeyim, evet. O zaman. Şimdi Abdü Bey, mimarım dediniz. Bence bu bir kent için çok, evet, önemli. Merak ediyorum, özellikle kentsel dönüşüm anlamında depremi konuşuyoruz biz çok uzunca bir süredir. Evet. İzmir'in problemlerinden biridir diye düşünüyorum. Çünkü İzmir'i de çok sık ziyaret eden biriyim ben. Ne gibi sorunları, evet, var? İvedilikle çözülmesi gereken kentsel dönüşüm, deprem, ne gibi projeleriniz var? Şimdi Dilek Hanım, kentlerin, özellikle büyük kentlerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi veya baştaki sıkıntılarından, problemlerinden bir tanesi, başta gelen problem kentsel dönüşüm. Biz kentsel dönüşümü nasıl hatırlıyoruz? Kentsel dönüşüm, bir deprem oluyor bir ilde veya komşu ilimizde veya komşu bir ülkede. Hemen depremle ilgili bir gündem yaratılıyor ülkemizde ama 17 gün sonra unutuyoruz maalesef. Maalesef. Biz şimdi Konak Belediye Başkanı olduğumda Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni görevlendirmesinin ana nedenlerinden bir tanesi, Konak ve İzmir'de yapı envanteri gerçekten çok eski. Yani 50 senelik, 60 senelik binalar, çarpık yapılaşma ve mühendislik hizmeti almayan binalar. Bunların gerçekten insanların can güvenliği açısından ve kentin görsel kirliliği açısından da sıkıntı yaratıyor. Biz birinci önceliğimiz dirençli kentler diyoruz artık. Gündemimiz değişti. Arka arkaya gelen afetlerden sonra birinci önceliğimizin kentsel dönüşüm olması gerekiyor bu kentte, İzmir kentinde. Yani daha ivmesi yüksek, hızlı bir şekilde bu problemlerin çözülmesi noktasında tüm devlet kurumlarıyla hep beraber kente el atmak mecburiyetindeyiz. Ben bunun için adayım zaten. Bu işi iyi biliyorum ve 9 tane aday arkadaşımız var. Hepsi de birbirinden değerli arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediye Başkanımız da aday ama gerçekten kenti iyi tanıyan, kentli zaten Abdülbatur'u çok iyi tanır. Hep iş özellikle belediyecilik açısından bir deneyimimiz var. Bu deneyimimizi kente aktarmak benim en büyük dileğim. Ben doğma büyüme İzmirliyim ve İzmir kentine hizmet etmek bizim için bir onur. Aday olmak bile bir onur. Bu konuda kim, hangi arkadaşımız gösterilirse biz partilik bilincinde olarak arkasında dururuz ama beni gösterirlerse ben şunu iddia ediyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkan adayı olursam en yüksek oy alırım. Her kesimden oy alırım. Ve konulara çok hakimim. Kentteki sıkıntılar sadece kentsel dönüşüm değil. Özellikle altyapı ve trafikle ilgili yoğunlaşan bir sıkıntı var. Bunun dışında körfez temizliği, bunu takip eden problemler var ama dirençli kent, kentsel dönüşüm, altyapı ve en önemlisi de körfez temizliği başlıca problemler olarak gözüküyor İzmir'de. Şunu merak ediyorum, eğer adaylığınız kesinleşirse İzmir'in genelinde kapı kapı dolaşmaktan bahsediyorsunuz. Herkesin oyuna da talipsiniz. Evet. Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz? Şimdi benim en büyük avantajım İzmirlilerin beni tanıması. Hı hı. Özellikle 4 dönem arkasından bir Konak Belediye Başkanlığı dönemim ve bu süreçler içinde yükselen trendlerle oy aldım hep. Yani mesela Konak'ta aday olduğumuzda %50'yi geçmeyen bir Konak yerel seçimlerin neticesi, biz aday olunca halkımızın teveccühüyle %64'lere çıkardık. Ben onun için iddialıyım. Her kesimden, çünkü şöyle, belediye başkanı seçildikten sonra rozetini bir kenara bırakır ve kim oy vermiş, o beni desteklemiş şeklindeki bir anlayışla değil, halka hizmet belediyeciliğini getirmemiz lazım. Projelerimiz ve teknik ekibimizin hazırlıkları devam ediyor. Bu kampanyayı zaten ilçe ilçe gezerek, yaptığımız projeleri çok iyi anlatarak, özellikle pozitif ayrımcılık yapacağımız kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz ve engelli bireyler için hazırladığımız ana projelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız. Ben sadece bunları paylaşmak değil, aday olduktan sonra, zaten seçimden sonra da bundan hayata geçirilmesi konusunda da çok çalışacağız. İzmir benim sevdam. İzmir'e hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bunun çabası içinde olacağız. Abdül Bey, merak ediyorum. Şimdi İzmirlisiniz, İzmir'de ciddi bir oy oranı da yakalamışsınız ama var mı pilot, evet, bir projeniz, İzmir için bir hayaliniz? Ya geldiğimde şu meseleyi kökünden çözeceğim, evet, dediğiniz var mı bir şeyler?
Ütopik bir projem var. Yani engelli bireyler benim için çok önemli. Hı hı. Mesela konağa geldiğimizde engelli bireyler için bir engelsiz yaşam köyü yaptık. Hı hı. Şimdi bize başvuran engelli bireyleri, çocuklarımızı evlerinden alıyoruz. Onlara bireysel eğitime tabi tutuyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını giderek yine evlerine bırakıyoruz. Fizyoterapistlerimiz onların fiziki problemlerini çözüyor. Ve ben en çok az duyduğum projem budur. Yani yıllardan beri engelli bireylerin daha iyi hizmet alması, onların toplumla entegre olması, bunlar çok önemli. Şöyle bir idealim var. Çünkü proje bazında bakıyorum ve izlediğimiz bir sistem içinde maalesef engelli bireylerimizin, çocuklarımızın ebeveynleri vefat ettiğinde onlar maalesef ortada kalıyor. Hı hı. Aslında bu tam bir devlet politikası olması lazım ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarıyla, öz kaynaklarıyla böyle bir köy yapıp orada o ebeveynlerini kaybetmiş o çocukların, o bireylerin yaşamlarının devam etmesi noktasında böyle bir herkese dokunan bir projeyi hemen hayata geçirmeyi planlıyorum. Hali hazırda konakta böyle bir projeniz var anladığım kadarıyla. Ya da buna tabii, yakın küçük, benzer. Daha küçük bir şu anda 196 öğrencimiz var orada. Hı. Çocuğumuz var, bireyimiz var. Onların oraya gidince zaten belediyeciliğin sadece yol, su, kanal veya başka bir şey olmadığını, onlara dokunmanın, onların da bu toplumun bir parçası olması noktasında hizmet üretmenin hazzını yaşıyorsunuz. Bunun gibi çok güzel bütün kadınlarımızla, çocuklarımızla ilgili hazırlık yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var Dilek Hanım. İzmir Büyükşehir Belediyesi koltuğunda bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımız oturuyor. Hı hı. Hiçbir eleştiri, hiçbir şey yapmadan bu kampanyayı yürütüyoruz. O da bizim kardeşimiz, arkadaşımızdır. Biz daha iyi yapacağız diyoruz. Evet. Onun için projelerimizi aday olduktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağız. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. HT360'ın konuğuydunuz. Projelerinizi aktardınız. Çok çok sağ olun. İyi çalışmalar şimdiden. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi devam edelim biz de. Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme ve Değerlendirme 2023 raporunu hazırladı. Raporda 200'den fazla üniversiteye ait analizlere yer verildi. Peki üniversite öğrencileri mezun olduktan sonra ilk işlerini ne kadar sürede buluyor? Önemli bir soru bu. İşverenlerin mezunlardan memnuniyet oranı ne? Bu soruların yanıtlarına bir bakalım. Önemli. İş dünyasına katılımda üniversite eğitim düzeyi arttı. İşverenlerin mezunlardan memnuniyet oranı %78 oldu. Mezunlar ortalama 6,5 ayda işe başladı. YÖK, Üniversite İzleme ve Değerlendirme 2023 raporu hazırladı. Raporda 74 farklı gösterge doğrultusunda Türkiye'deki 208 üniversiteye ait analizler yer aldı. Üniversiteler, eğitim ve öğretim, araştırma geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlikle topluma hizmet ve sosyal sorumluluk kategorilerinde değerlendirildi. Raporda üniversite mezunlarının yurt içinde ilk işe başlama süreleriyle ilgili verilere de yer verildi. Mezunların ortalama 6,5 ayda işe başladıkları kaydedildi. Doktora öğrencisi sayısı 2021'de 8815 iken 2022'de 11290'a yükseldi. Öğrencilerin toplumsal yaşamdaki duyarlılıklarını ve dayanışmalarını artırmak amacıyla üniversitelerde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri arttı. Öğrencilerin katıldığı sosyal sorumluluk projeleri 2022'de 14204 olarak belirlenirken oran olarak %74,6'dan %83'e yükseldi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada raporun üniversitelerin yüksek öğretime yaptıkları katkı ve sağladıkları gelişmeye göre hazırlandığı aktarıldı. Antalya Halin'de yılbaşı yoğunluğu var. Tonlarca sebze ve meyve Avrupa ve Rusya'ya gitmek için tırlara yükleniyor. Yoğunluğun daha da devam etmesi bekleniyor. Ama ihracatçının bir derdi var. Gümrük kapılarında bekleme süreleri. Çok ciddi siparişlerimiz söz konusu meyve sebze anlamında. Antalya Halin'de şu sıralar tırların biri gidiyor, biri geliyor. Hemen her firmada yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Domates, biber, patlıcan, meyve.
Birbirinden lezzetli ürünler Avrupa ve Rusya yolcusu. Avrupa'da bayram var, Rusya'da bayram var. Siparişler biraz yoğun. Özellikle narinciye çıkışı biraz fazla olduğu için Bulgaristan kapısında biraz yoğunluk var. Tüm sebze ürünlerine ciddi bir talep söz konusu. Avrupa bölgesine özellikle biber ağırlıklı, Rusya'ya daha çok domates ağırlıklı çalışıyoruz. Antalya'daki yoğunluğun nedeni yeni yıl telaşı. Yılbaşına az bir zaman kala siparişler katlandı. Yeni yıla sayılı günler kala sebze ve meyve ihracatında yoğun günler yaşanıyor. Patlıcan, kabak, salatalık gibi birçok ürün dünyanın farklı noktalarına ihraç ediliyor. En fazla ihraç edilen ürünlerin arasında ise biber ve domates yer alıyor. Patlıcan olsun, kabak olsun hemen hemen tüm ürünlerde ciddi bir çalışmamız söz konusu şu an. Yurt dışından gelen siparişler Türkiye'nin en büyük üretici hali yani Antalya halinde itinayla hazırlandıktan sonra tırlara yükleniyor. O tırlar kilometrelerce yol yapıyor. İhracatçıların yaşadığı en büyük sıkıntı ise gümrük kapılarındaki aksaklıklar. Denetimlerdeki süre uzayınca tonlarca ürün çöpe gidiyor. Bir aydan uzun süredir özellikle Bulgaristan kapısında çok ciddi problemler yaşıyoruz. 5-6 günlere varan bekleme süreleri yaşıyoruz. Çok ciddi ürünlerimiz maalesef çöplere atılıyor. Şimdi Meryem Ana Kilisesi'nin işletmesindeki otopark alanı Selçuk Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. Bakanlık 50 yıldır belediyenin işlettiği otoparkın işletme hakkını geri aldı. Buradan tahliye edilecek olan Meryem Ana evinin gerçek sahipleri olan Selçuk halkı olacaktır. Pankartlarla sessizce yürüdüler. Meryem Ana Kilisesi'nin otoparkının işletmesinin bakanlığa verilmesini protesto ettiler. Meryem Ana'nın gelirlerinin alınması demek, Selçuk'ta belediyenin kapanması demektir. Efes Antik Kenti yakınında Meryem Ana Kilisesi'nin işletmesindeki otopark alanı Selçuk Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. 50 yıldır belediyede olan işletme hakkını bakanlık geri aldı. Bu şu demek, belediye çalışanları artık çalışmayın orada ya da çalışıyorsanız da para almadan durun orada demek. Evinize ekmek götüreceğiniz, çocuğunuzun sofrasını kuracağınız sofraya göz dikildi demek. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanları karara ellerindeki pankartlarla yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Meryem Ana giderse işimiz biter, ekmeğimiz kesilir. Otopark alanının Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin %40'ını oluşturduğu belirtildi. Başkan Sengel, Selçuk'un ihtiyaçlarının karşılanması için yeni sözleşme yapılmasını talep etti. En az 20 yıllık en iyi şekilde hazırlanmış sözleşme gelecek ve o ıslak imzayı biz atacağız. İşte o zaman deriz ki Efes Selçuk halkı kazanmıştır. The Beatles'ın 57 yıl önce yaptığı bir tablo 1 Şubat'ta açık arttırmaya sunulacak. Tablonun 400 bin ila 600 bin dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor. Tablonun türünün tek örneği olan nadir bir eser olduğu biliniyor. İngiliz müzik grubu The Beatles bu kez bir sanat eseriyle gündeme geldi. Grubun Japonya'da yaptığı sanat eserinin açık artırmaya çıkarılacağı açıklandı. Efsanevi rock grubu The Beatles, 1966 yılının yazında Japonya'nın ünlü Nippon Budokan Arenası'nda 3 gün içinde 5 konser vermişti. Grup üyeleri sahnede olmadıkları zamanlarda Tokyo Hilton'daki suitlerinde Images of a Woman olarak bilinen tabloyu resmetti. Şimdi o tablonun açık artırmaya çıkarılacağı açıklandı. Grubun 4 üyesinin de imzasını taşıyan tablonun 400 bin ila 600 bin dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor. Eserin yapım aşamasında tüm grup üyeleri tablonun başka bir köşesine oturup farklı bir şeyler çizdi. Yani tablonun her köşesi, şekil, renk ve hatta kullanılan boyalardaki çeşitlilikle kişisel bir dokunuşu yansıtıyor. Tablonun ortasında ise grup üyelerinin imzası yer alıyor. Tablonun türünün tek örneği olan nadir bir eser olduğu belirtiliyor. Beatles'ın tablosu diğer rock hatıra eşyalarıyla beraber 1 Şubat'ta New York'taki Christie's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarılacak. Şimdi
Şimdi sinemalara bir bakalım. Bu hafta 5 yerli 9 yeni film vizyonda. No home. Aquaman ve Kayıp Krallık. Black Manta, babasının ölümünün intikamını almaktaki saplantılı arayışında yıkıcı bir silahı serbest bırakır. Arthur, Atlantis'i korumak için üvey kardeşi Orm'un yardımına başvurmak zorundadır. Filmin yönetmeni James Wan. If you lead, the seven kingdoms will follow. Kadınlara mahsus. 8 kadın hayatlarında temiz bir sayfa açmak için Kadınlara Mahsus isimli bir kampta bir araya gelirler. Bu kampta içlerinden birinin kocasının metresine ve oğluna sahip çıkmak zorunda kalınca tüm bildiklerini unutacak hale gelirler. Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci ve Şebnem Dönmez gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmeni Serdar Akar. Kocamın metresi. Görelim bakalım burada mı değil mi? Aynur! Ben onunla konuşurum. Sağ Salim 3, ölü ya da diri. İnsanlardan ve yollardan uzak bir kasabada kendi halinde huzurla yaşayan Salim'in hayatı elinde bir mektup ve sürprizle gelen muhtarla değişir. Toygan Avanoğlu, Hüseyin Avni Danyel ve Cezmi Baskın'ın rol aldığı komedi türü filmin yönetmenliğini Ersoy Güler yaptı. Cenazemize hoş geldiniz. İlişkileri 4 yıldır süren İrem ve Ozan'ın nişan günü sabahında İrem oldukça gergindir. Çünkü ailesinin her bir üyesi birbirinden çılgındır ve sorun çıkarma potansiyeline sahiptir. Gonca Vuslateri ve Erkan Can gibi isimlerin rol aldığı komedi türü filmin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt. Bugün bir toparlar gibi oldu. Ama dedi. Ne dedi hala? Eşşede enan. Aniden. Reyhan yıllardır Hamburg'da yaşar. Kısa bir süre için kocasıyla birlikte İstanbul'a döndüğünde koku alamadığını fark eder. Doktor yaptığı kontroller sonucu bunun önemli bir sorun olabileceğini belirtince Reyhan İstanbul'daki geçmişinin peşine düşecektir. Filmin yönetmeni Melisa Önel. Sen burada çalışmıyor musun? Ve burada yaşıyorsun. Niye? Dejar, cin vahşeti. Büyü ve cinlerle iç içe geçmiş bir hayat yaşamaya lanetlenmiş bir ailenin hikayesine odaklanan korku türü bu filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Raziye Sultan üstlendi. Her, geçmişinden kaçmaya çalışan bir kadın, zombi salgını ve milis kuvvetler arasındaki çatışmanın arasında kalır ama bir şekilde evine geri dönmelidir. Filmin yönetmen koltuğunda Steven Pierce var. Ferrari. Film eski yarış arabası sürücüsü ve otomobil imalat devi Enzo Ferrari'yi konu alıyor. Hikaye Ferrari'nin bir oğlunun yası yüzünden kriz içinde olan evliliği ve karısıyla birlikte 10 yıl boyunca büyüttüğü şirkette baş gösteren iflas tehdidiyle cebelleştiği 1957 yazına odaklanıyor. Filmin yönetmenliğini Michael Mann yaptı. Orman Çetesi Dünya Turu. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan orman, gizemli bir düşmanın saldırısına uğrar. Suyla temas ettiğinde patlayan pembe bir maddeyle kaplanan ormanın durumuna yardım etmesi için Orman Çetesi'ne başvurulur. Çete, ormanı kurtarmak için Kuzey Kutbu'ndan uzak doğuya uzanan macera dolu bir yolculuğa atılır. Ne uzun bir yolculuk. Çok susadım. Bu gölet zehirli çünkü. Evet, tek bir damla bile içemezsiniz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. HT360'ı burada noktalıyoruz ama karşınızda ana haberde Esra Toptaş olacak. Şimdi hoşça kalın efendim.